Herkese merhaba ben Ercan Uğurlu. Bu videomuzda Casper'ın merak edilen yeni bütçe uygun akıllı telefon modeli Via P3'ü tüm detaylarıyla inceliyoruz. Casper'ın geçtiğimiz Aralık ayında satışa sunduğu yeni modeli Via P3 özellikle fiyatıyla bütçeye uygun bir akıllı telefon olarak raflarda yer almıştı. Elbette Casper Via P3 çok geçmeden elimize ulaştı ve bir süredir Casper'ın bu yeni modelini kullanıyoruz. Şu an piyasada 1599 TL fiyatla bulunabilen Via P3 sahip olduğu bu fiyatıyla iyi bir çizgide duruluyor, duruyor. Elbette bu fiyat çizgisinde rakipleri de yok değil şimdi bakalım Via P3 bizlere neler sunuyor? Sahip olduğu özellikler neler? Performansı nasıl ve ve bu fiyata satın alınır mı? Adımdan incelemeye başlayalım. Mi P3 form faktörüyle oldukça güzel bir telefon. Son dönemin büyük ekranlı telefonlarından sıkılan ve rahat kullanacak bir model bulamayanlara hitap eden telefon, teker kullanımıyla gayet müsait yapısıyla dikkat çekiyor. Öte yandan bütçe uygun bir model olmasına karşın tasarımıyla da premium görünümde olan telefon, cam malzemeye sahip güzel bir gövdeden oluşuyor. Malzeme kalitesi gayet beğendik onu söylemek lazım. Sade ve güzel görünüyor cihaz. Siyah renkli olan telefonun sağ kenarında ses ve güç butonları yer alıyor. Sol tarafta ise sim kart ve micro kart çekmecesi mevcut. Çift sim kart destekli bir model VIA P3. Micro SD kart yuvasıyla da hafıza 256 GB'a kadar genişletme olanağı tanıyor. Telefonun alt kenarına da USB-C portu bulunurken üst tarafa baktığımızda burada da 3.5 mm kulaklık girişini görüyoruz. Via P3'ün ekranı iPhone X benzeri çentikli yapısıyla dikkat çekici duruyor. Üst tarafta geniş bir çentik bölümüne yer veren telefonun ekranı 5.86 inç boyutunda. İsterseniz bu çentiyi ayarlar ekranından kenarları siyah bant atarak kapatabiliyorsunuz elbette. Telefonun ekranı HD Plus çözünürlükle geliyor. Yani 720 1520 piksel bir ekranı sahibi Via P3. Ekran paneli IPS LCD olarak tercih edilmiş olsa da rakipleri de kıyasladığımızda 288 ppi piksel yoğunluklu ekranın rakiplerinin gerisinde kaldığını söylemek lazım çözünürlük sebebiyle. Ancak ekran 400 inç parlaklık oranıyla iyi bir parlaklık değerine sahip. Öte yandan ekran renk dengesiyle de sınıfına uygun sonuç ürettiğini söylemek lazım. Üstteki çentik ve kenar çerçevelerinin nispeten ince tutulmuş olmasıyla 19 9 görüntü oranını üreten telefonun ekran gövde oranı da %78 seviyesinde bunu da belirtelim. Casper P3'ün işletim sistemine baktığımızda ise e, son Android 9 sürümünün kullanıldığını görüyoruz. Ancak saf Android arayüz tercih edilmiş. Bu da telefonun akıcı bir performans sağlaması açısından önemli. İçeriğinde FM radyo ve Google servislerinin yüklü bulunduran telefonda harici olarak sadece Casper'ın servislerine ulaşabileceğiniz yararlı bir uygulama mevcut. Bu uygulama üzerinden cihaz bilgilerine erişebiliyorsunuz, servis noktalarını görebiliyorsunuz, ürün takibi yapabiliyor ve çağrı merkezinden yardım alabiliyorsunuz. Eğer telefonda ilgili bir problem yaşarsanız direkt olarak tık diye oradan erişebilirsiniz. Eğer arayüz size çok sade gelirse onu da söyleyelim. Yeni launcherlar tabii ki yükleyerek özelleştirebilirsiniz telefonu. Fakat açıkçası bu sade tasarımıyla oldukça hızlı çalışan telefonu zamanla yavaşlatmaya neden olacaktır kanaatindeyiz. Bu anlamda sade tasarım hızlı performans mottosunu bu dengeyi bozmayın derim. Üst çekmece altında e, pil tasarrufu ve gece ışığı gibi yet, e, yararlı kısa yollara erişebileceğiniz gibi telefonda e, telefona ilişkin pek çok ayarı elbette ayarlar menüsü altından da bir arada yapabiliyorsunuz. Burada e, bulunan güvenlik adımından parmak izinizi de tanımlayabiliyorsunuz. Telefonda parmak izi sensörü e, ekranın altında yer almıyor. E, arka tarafa Telefon arka konumlandırılmış durumda. Ee, bu noktada performansının işleyişinin gayet hızlı olduğunu da özellikle belirtmek lazım. Ancak sensörün etrafındaki bezel yani çerçeve ee, çok belirsiz tutulmuş. Bu anlamda her defasında yerini bulmanız biraz zor olabiliyor. Biraz alışma süreci size gerekecek gibi görünüyor. E, bu arada telefonda herhangi bir yüz tanıma sistemi ise bulunmuyor. Biraz teknik özelliklere bakacak olursak Via P3'ün Mediatek Helio P60 işlemciyle geldiğini söyleyebiliriz. 12 nanometre üretim sürecinin eseri olan bu işlemci 8 çekirdekli yapıda. Bu çekirdeklerin 4'ü 2 GHz frekanslı Cortex A73 ile çalışırken diğer 4 çekirdek paketi de yine 2 GHz frekanslı Cortex A53'ten oluşuyor. Grafik hanesinde Mali G72 yer alıyor. Ayrıca RAM hanesinde 3 GB bulunuyor. Telefonun dahili hafızası ise 30 GB kapasitesinde ama microSD kart ile bu alanı genişletebiliyorsunuz. Şimdi bu kadro ile beraber hemen aldığımız sentetik test sonuçlarından bahsedecek olursak Antutu'ya yakından bakabiliriz. Via P3'ün Antutu Benchmark'tan aldığı puan 165.777 oluyor. Bu skorla beraberinde diğer modellerle karşı karşıya koyduğumuz Via P3 kendine üst sıralarda yer buluyor. Eee, muadil modellerden Galaxy M20 ile arasında büyük fark yaratan telefon Galaxy A70 ile aynı çizgide bulunurken Xiaomi Redmi Note 8 ve Oppo A9 2020'ye yakın seyrediyor. Sentrik test sonuçlarını güzel bir yere yerleşen Via P3 pratik kullanımda da iyi bir performans almanız açısından önemli iyi bir performans sergiliyor. Günlük kullanımda pek sıkıntı yaşatmayan telefon temel uygulamaları sorunsuz çalıştırıyor. Öte yandan oyun severler de Via P3'ten memnun kalacaklardır kanaatiniz. Çünkü gerek Call of Duty Modern Warfare gerek PUBG C'de değerlendirdik telefonu ve üst seviye grafik ayarlarında her iki oyuna da herhangi bir kasma veya donma ile karşılaştırmadık. İyi bir performans sağladı bu telefon. Yine telefonda telefonun düşük ısı değeriyle de ilgi çekici olduğunu söyleyebiliriz. Yani oyun süresince ve kullandığım süre boyunca telefonun gayet serin çalıştığını söylemek gayet mümkün. Casper Via P3 üzerinde 3000 mAh kapasitesine bir batarya bulunduruyor. Bu e, kapasite günlük normal kullanımlar için gayet yeterli olurken e, telefon 22 saatlik konuşma süresi sağlıyor. Ancak ekstrem kullanımlarda pil performans modlarını kullanmak durumunda kalabilirsiniz. Çünkü her zaman yaptığımız 90 dakikalık full HD video testimizde tam ekran parlaklığında ve Wi-Fi açık senaryoda %25'lik şarj kaybı yaşatan telefon bu anlamda pil yönetimiyle rakiplerinin biraz gerisinde kalıyor ki son zamanlarda genellikle %12-15 arası pil kaybı görüyoruz bu testte. Evet telefonda oyun performansına da baktık. Oyun pil senaryolarında da değerlendirdik via P3'ü. PUBG'de 30 dakika sonunda %14 şarj kaybediyor telefon. Call of Duty Modern Warfare'de ise %17'lik bir kayıp gösterdi. Bu anlamda 5 miliamper kapasitesindeki batarya kapasitesinin Galaxy M20 muadili değil via P3'ün. Ancak Honor 9X ile benzer bir performans gösterdiğini söylemek lazım. Peki Casper via P3 ne kadar sürede şarj oluyor? Telefonun kutusundan 10 wattlık şarj adaptörü çıkıyor. Bununla beraber telefonu 10 dakika içinde %14 oranında şarj edebiliyorsunuz. 30 dakika sürede ise %45'ini doldurabiliyorsunuz telefonun. E, telefonun tam kapasite şarj olması için gereken süre ise 1 saat 20 dakika olarak karşımıza çıkıyor ki bu anlamda muadilleriyle de gayet eşdeğer bir görünüm sergiliyor Via P3. Şimdi gelelim Via P3'ün kameralarından. Telefonda arka yüzde Çift kamerayı yer alırken ön yüzde ise çentikli alanda tek kamera karşımıza çıkıyor. Arka taraftaki kamera dizilimi f2.0 diyaframda 13 megapiksel ana kamera ve f2.4 diyaframda ikinci kameradan oluşurken bunlardan ikinci kamera alan derinlikte fotoğraflar çekebiliyor. Ana kamera ile full HD video kaydı yapabiliyorsunuz. 8 megapiksel çözünürlükte Ön kamera ile ise 720p video kaydı gerçekleştirebiliyorsunuz. Viaplay için kameralarında elbette üst seviye modellerdeki gibi çeşitli seçenekler yer almıyor. Fakat rakiplerine göre de çeşitlilik anlamında biraz geri kalıyor. Bokeh modu ve yüz güzelliği modu gibi seçeneklerden pek öteye gidemeyen Kamera ara veriminde QR kodu ve ön kamera ile yapacağınız çekimlerde çıkartma modu ile güzellik video modları mevcut. Uygulama anlamında ise bunları pek işlevsel bulmadığımızı söylemek lazım. Yine manuel çekim modu da telefonda bulunmuyor. Arayanlar bu telefonu bu özelliği bulamayacaklar. Telefonun kameraları ile yap yapacağınız gündüz çekimlerinde iyi sonuçlar almanızın mümkün olduğunu söyleyelim. Özellikle parlak güneş ışığı Altında güzel fotoğraflar çekme imkanı tanıyacaktır VIP 3 Fakat ışık koşulları düştükçe fotoğraflarınızda grenlerin oluşacağını da göreceksiniz. Bu söylediklerimiz tabii ki hem ön kamera hem arka kamera için geçerli. Video performansına baktığımızda arka kamerayla 30 kare full HD video kaydı yapabiliyorsunuz. Ve fotoğraf için bahsettiğimiz konu burası için de geçerli. Yer alan titreşim engelleme özelliğini aktif hale getirerek ise hareket halinde nispeten daha az titreşimli kayıtlar alabiliyorsunuz. Sonuç olarak değerlendirirsek Via P3 bütçeye uygun bir akıllı telefon arayan ve e, telefonu uzun süreli kullanmak isteyen kullanıcılara uygun bir model olmuş, akıcı bir performans sağlaması ve günlük kullanımlar uygun yapısı e, ise e, yapısı ile iyi bir fiyat-performans modeli olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz ancak benzer veya yakın fiyatlı rakiplerine göre eksikleri de var. Onlar da önemli. Yoğun kullanımlarda pil ömrü, kameraların zengin seçenek sunmaması ve ekran çözünürlüğü bunlardan bazıları oluyor. Ancak sade Android 9 işletim sistemi, akıcı performansı, güzel tasarımı ve bütçeye uygun fiyatı ile de dikkat çekiyor. Bu anlamda bütçesi 1600 TL'ye kadar olan kullanıcılar için iyi bir seçenek olabilir. Casper VIP3 diyerek incelememize noktalayabiliriz. Ben Ercan Uğurlu bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.